çıkmış bulunan merhume Mesanet Fatma Hanım'ınızı maddi, manevi, dünyevi, uhrevi haklarınızı lütfen kendilerine helal edelim. Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Tabii ki çok büyük bir üzüntü hem benim adıma hem Türkiye adına. Yeşilçam'ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. 6 yaşından beri annem alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu. Alkışlarla yaşadı, mutlu yaşadı. Ve son 3 gününe kadar aklı başındaydı. Fiziksel olarak sağlıklıydı. Maalesef kalbi durdu. Kaybettik. Üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Tiyatro camiası da geldi, dublaj camiası da geldi. Özellikle BASAT, Bakırköylü Sanatçılar Derneği burada. Yalnız bırakmadılar. Ama gönül isterdi ki tiyatro camiası özellikle hayattayken onu yalnız bırakmasın. Tiyatro camiasına küskün gitti annem. Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabii. İyi ki yani son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. Hakikaten o dönem Yeşilçam'da biliyorsunuz ses vermek çok önemliydi ama Ceyhan Hanım'ın aynı zamanda oyunculuğu da bizim için değerlidir, önemlidir. Ama hani bazı karakterlere de onlar ses vermese belki o filmler sevilmeyecekti. Yani çok değerliydi. Ben yaşamının son yıllarında tanışabildim. Ama ne mutlu bana ki tanışmışım. Ben öğrencilerimle 27 Mart'ta onun ziyaretine gitmiştim tiyatroda. Çok güzel konuştu öğrencilerle bir 5 dakika. Yani çok eskileri anlatmıyordu ama çocuk müsamerelerini bile anlattı bize. İlk sahneye çıktığı günü anlattı. Çok değerli ustalar tabii ki bizi terk ediyor ama bıraktıkları anılar ve derslerle yaşıyoruz. Efendim Ceyhan ablanın ben 1963-64 zamanından beri eşi, dostu, arkadaşı, her şeyiydim. Yani ailemizin büyüğü gibiydim rahmetli. Fakat şu var, maalesef üzülerek söylüyorum, kadri kıymeti bilinmeden gitti. 6 yaşında dublaja başlamış, 67 tane piyeste başrol oynamış. Hiç kadına, üstelik kadın yatalak da yürüyor, ediyor, konuşuyor, görüyor, duyuyor, aklı, hafızası, her şeyi başında. Gereken ilgi ve dünya tarihinin yaşayan en eski sahneye adım atmış tek oyuncusu. Hani sayıyorlar Gülşen Bubikoğlu, Hülya Koçit, hayır bunlar yanlış sayıyorlar. Neriman Köksal hariç kimi biliyorsanız hepsini o konuşur.